Size çok saçma bir şey söyleyeceğim. Flash diske format atarken bir anda ekran dondu. Sonra flash diski çekti. Program gitti. Benim bütün birikimimin olduğu diske format atmaya başladı. Üstüne gitti bir de diskin formatını değiştirdi. Hani olabilecek en kötü şeyi yaşadım. Ama pes etmedim. Aralıksız diski tarıyorum ve her gün 27 milyar... Sen 3 milyar 750 milyon... sektör tarıyorum. Bir ayla çarpın artık kaç milyar sektör ediyor. Diskimin patladığına dair bir gönderi paylaşmıştım. Bir anda 5 yıldır kullandığım diskimdeki bütün dosyalar yok oldu. İçerisinde 20 yıllık lise döneminden kalma fotoğraflar bile var. Siz bu sektörü teker teker derin taramayla toplamda 17 saatte tamamlıyorsun. Anlayacağınız bu verileri kurtarıp kurtaramayacağımı kestirebilmem 17 saat sürüyor. Peki tek bir programla her şeyi kurtarabilir miyiz? Buna da bugün cevap vereceğim. Öncelikle ilk yaptığım şey gidip taşınabilir disk almak oldu. Sağ olsun Western Digital bu noktada bana destek oldu. Bir kere hard diskiniz RAW formatına dönüştüyse hiçbir şey yapmayın. Ya da bütün dosyaları sildiniz yine hiçbir şey yapmayın. Benim size tavsiyem ilk yapacağınız şey diskin imajını oluşturup yedek diske taşımak olacak. Bunu nasıl yapacaksınız? Macrium Reflect diye bir program var. Active Disk diye bir program var. Bununla diskin imajını alabilirsiniz. Neden diskin imajını alıyoruz? Bunun sebeplerinden bir tanesi bir kere hard diski taramaya başladığında teker teker böyle daha fazla hata vermesin, ısınıp bozulmasına sebebiyet verebiliriz. Bunlar kötü senaryolar. Hadi olmadı bir tane program deniyorsun diyelim tararken aynı zamanda veri yazdığını hayal et. Bu da demek oluyor ki her taramada daha fazla veri kaybediyor olabilirsin. Ben sizin için en az 30 farklı program test ettim. Teker teker hepsinin adını zikretmeyeceğim ama gerçekten başarıya ulaşabildiklerimi öveceğim. %85'lik verimi kurtarmama vesile oldular. Şimdi isterseniz neden 16 terabaytlık disk aldım onu açıklayayım. Benim 14 TB'lık patlayan diskimi taşıyabilmem için daha yüksek kapasiteli bir diske ihtiyacım var. Önce bir kutusunu açalım ondan sonra süreçte devam edelim. Şimdi dostlar yüksek kapasite yedeklemek için aldığım diskin kutusunda teknik verileri göremiyorum. İçerisinden klasik 12 voltluk adaptör çıktı dostlar. Oldukça uzun 3.0'dan hatırlayacağımız mavi uçlu kabloyla geliyor. Eski bağlantı tipine sahip olmasına şaşırdım. En azından C tipi olabilirdi. QR kodlu kitapçığımız var. Ürüne bakalım. Ürünle ilk temas elde bıraktığı hoş doku hissi oldu dostlar. Üste parlak siyah bir hat var. Arka kanatta klasik bağlantı, güç girişi. Bununla birlikte alt kanatta kaymaz kauçuk ayaklara rastlıyoruz. Hava alması için oda koymuşlar. Nefes alması için alan var. Ekstra fan var mı? İçerisinde ekstra fan göremiyorum. Devre ve hard disk var. Nereden baksanız 1.5 santimlik içeride boş alan olduğunu görebilmekteyim. Çok daha slim bir yapıda tasarlanabilirdi bence. Salladığım zaman katır kutur sesler çıkmıyor ama o boş alanlar ekstra güçlendirilmiş kauçuk hatlarla dayanıklılık sağlaması adına desteklenebilirdi. Plastik yapıda tasarlamışlar. Herhangi bir metal hatla karşılaşmadım dostlar. Genel olarak tasarımı şık buldum. Modern esintili sahip. Keskin hatlarla bezenmiş. Şimdi dostlar diski bilgisayara bağlıyorum. Uygulamayı kurmam için bana bir ekran gösterdi. Diskin ilk başlangıcında yüksek kapasiteli her diskte olduğu gibi hafif bir ses duyuyorsunuz. Dostlar şu anda D diski olarak gördü. Hiçbir şekilde kullanmıyorum. Her 10 saniyede bir okuma sesini duyabilirsiniz. Hafif titreşimi hissettiriyor. Onu da es geçemeyeceğim. Aynı zamanda aplikasyonlar var. Bakacağız. Şimdi cihaza şifre belirleyebiliyorum. HDTune programında performansımız gerçekten bayağı iyi. Bakın 250 MB'a kadar çıktı neredeyse ve stabilite anlamında hiçbir problem yok. Şimdi sunduğu diğer uygulamalar, sürücü durumunu kontrol ediyoruz. Hızlı bir test yapabiliyoruz. Dostlar maalesef bu üründe Western Digital'in kendi cloud muhabbetinden faydalanamıyorum. OneDrive, Google Drive ve Dropbox'ı kullanabiliyorum. Kullandığım programların isimlerini hemen sol tarafa koydum dostlar. Zaman zaman hangi programlarla ekran görüntüsü almışım onları da paylaşacağım sizlerle. Şunu söylemek istiyorum. En çok övülen programlardan bir tanesi hangisi? Wondershare Recovery. Bunun gibi zibilyon tane böyle çok popüler programlar var. Yani şöyle söyleyeyim.
Londraşehir'de mesela hemen fotoğrafları, videoları görebiliyorum. Bazı dosyalara anında preview modunda ulaşabiliyorum. Yani kurtarmaya gerek kalmadan, hepsini taramaya gerek kalmadan benim için önemli olan dosyaları ilk adımda kurtarabiliyorum. Bunu bazı programların sunmadığını da biliyorum. Benim favori olarak seçtiğim programlarda bunları zaten belirli noktalarda yapabiliyorsunuz. Her formatı desteklemese de. Fakat şunu söyleyeceğim. Yani tutmuş 17 terabaytlık dosya verisi bulmuş. Benim zaten o kadar yoktu. 4 terabaytlık kısmını kullanmıştım. O kadarlık dosya silindi. Bunu kurtarması gerekiyordu. 17 terabayt muhabbeti nereden geliyor? Bu gerçekten de ta 5 sene öncesinin verilerini bile tarıyor abi. Buluyor bir şekilde. Yani tarattığınız dosyalarda sağlık durumuna da iyi bakmanız gerekiyor. Mesela DMDA'de şey diyor. Bu diskteki işte bu partition'daki sağlık durumu %10. Yani o disk bölümünde %10'luk bir başarı oranına sahipsiniz. Yani kurtaramayabilirsiniz. %90 ve %100 yazıyorsa tamam. Zaten oradaki dosyaların hepsini kurtarırsınız. Mesela Undelete, Uneraser diye programlar var Aktiv'in. Onları denediğimde yani 2 gün sürüyor taraması. Yani o kadar uzun ki zaten beklerken irite oluyorsun. Bir de çıkan sonuç da seni tatmin etmiyor. 17 saat yerine 15 dakikada en önemli dosyaları kurtarmamı sağlayan programlar RStudio, DMDA oldu. Ve bu programları kim yaptıysa ellerinden öpmek istiyorum. Harbiden başarılılar. Çünkü abi diyorsun ki sadece NTFS kısmını tara. Çünkü benim hard diskte aynı şekilde disk imajları FAT32 eski formatta şeyler vardı. Onları da buluyordu. Bunlar kafa karıştırıcı oluyordu. Ben sadece dosyalarıma erişmek istiyordum. Hemen tarattığımda abi orada mesela masaüstü, efendime söyleyeyim farklı dosya isimlerindeki dosyaları buldu. Hepsini bulamadı. Bak bu konuda da eleştireceğim. Hepsini bulamadı. Ama %85'ine kadar bütün dosyaları bulabildi. Silinen bütün hard diskteki dosya isimlerine kadar birebir klonunu bulabilen programın da ismini ekrana yansıtmak istiyorum. Fakat bu da paralı. Yani dosya isimlerini birebir gördüğünde bu kurtaracağınız anlamına gelmesin. Dostlar aslında anlatmaya kalksam bu muhabbet sabaha kadar sürer. Ve kafanızda şişirmek istemem. Daha adını sayamadığım bir sürü program kullandım dostlar. Ben kafanız karışmasın diye genel olarak kafamdaki puanlamayı yaparak sizlere göstermek istedim. Ama şunu da unutmayın. Çoğu program paralı ve gerçekten çok pahalılar. Gerek var mı değer mi? Onun mukayesesi artık sana kalmış. Ekstradan şunu da ekleyeyim. Lütfen aynı anda iki programla tarama yapmayın. Çünkü diski çok fazla boğarsınız. Daha fazla hasar almasına sebebiyet verebilirsiniz. Sonuçta bunlar ağır işlemler. Dostlar diskin detaylarına baktığımda 7200 RPM olduğunu görebilmekteyim. Şu anda boşta sıcaklık değerimiz 36 derecelerde, hiçbir sıkıntı yok. Güzel, en azından içerisine yüksek RPM'li bir disk atmışlar. Muhtemelen SATA'dan bağladığında daha yüksek hızlara kadar çıkacaktır. Son olarak benim için ilk 4 sıralamayı şu şekilde koyuyorum. Bu programlarla 10-15 yıllık veriyi bile kurtarabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Eski hard diskteki verileri bile kurtarabilirsiniz. Dostlar ben elimden geldiğince deneyimlerimi aktardım. Sakın ha sakın kurtardığınız verileri aynı şekilde aynı diske yazdırmayın.